19 Eylül 2018 Antalya Manavgat Taşal Çardak köyündeyiz. Adem Ünal. Evet. Burada biber seralarında rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar. Tabii bunları Temmuz döneminde kullandık değil mi bu sene? Şeyi de kullandım. Plastik solarizasyonun altına kullandım. Tarih olarak Temmuz. Temmuz'a kullandın ya, Temmuz. 15 gibi falan. 15 Temmuz gibi kullanıldı. Dikimi ne zaman yaptık? Ağustos 1. Ağustos 1'de yaptık. Peki bunların cinsi nedir? Çeşidi nedir? Takıl kıl sivri. Takıl kıl sivri. Burada öncelikle toprağımızın yapısından bahsedelim. Burada toprağımız neydi? Şu anki durum nedir? Uyguladıktan sonra neler gördük? Önceden toprağımda ben özellikle bu güz dikimi için söyleyeyim. Baharın o kadar önemli değil suyun şeyi. Evet. Güz dikiminde gün aşırı su vermek şartıyla günde 4 gün aşırı 4-5 saat suyla ben bu toprağı doyuramıyordum. Yani günde 4-5 saat bitki su veriyordu. Bitki gübresini almıyordu. Gün aşırı bir gün arayla 4-5 saat su veriyordu. Aynen. Doymuyordu. Evet. Ve bitki gübresini suyunu almıyordu. Su bir şekilde yayılmadan tabana gidiyordu veya bitki bir şekilde faydalanamıyordu. Faydalanamıyordu. Şu an nasıl oldu? Şu anda dedim ya öncelikle döle yatma aşamasında şeyden bahsedelim. Su alma konusundan bahsedelim. Su alması şu anda 4-5 saati bırakın yarım saat. Yarım saat. Kaç günde bir suluyordunuz? Şimdi kaç günde bir suluyorsunuz? Önce gün aşırı sulama yapıyordum geçen senelerde. Şu anda 4-5 günde havanın durumuna göre 5-6 gün haftaya olduğu zaman oluyor. 5-6 günde bir suluyorsunuz. Evet, normalde, 1 yani, Ağustos'ta diktik ve hava evet, sıcaktı bu sene. İşte şu Poyraz'da 5-6 gün oldu. 5-6 gün. Poyrazlık rüzgar havada olmasına rağmen. Yani nem olsa bu haftayı geçer normalde. Geçer. Aynen. Peki şimdi fide gelişimine bakalım. Yani fide şöyle gelişimine. Şöyle gösterelim. Bura önce kaç metrekare? Fide gelişim. Bura 1600. Fide gelişim. Şeye bakın. Şöyle. Biberlerimiz yani şu an gelmiş. Asata gelmiş. Şuna bak. Kıl sivriydi değil mi? Kıl sivri. Şöyle. Tepedeki tomurcuklara bakın. Şöyle şunu da gösterelim. Şimdi normalde şu diğer üst şeylerdeki bunlar da böyle çiçeklenme devam ediyor ve meyve tutumu bir sürgünü de devam ediyor. Bir de bu bitki kışlık bir çeşit. Biraz daha kışa yatkın bir çeşit olmasına rağmen. Kışa yatkın bir çeşit. Aynen, soğuk seven bir bitkiymiş. Ona evet, rağmen bu şekilde. Ona rağmen bu şekilde. Sizin toplamda kaç dönüm ekmiştiniz? Tomurcuğa baksana abi. Yani bu meyveye dönerse zaten belamı buldum ha. Meyveye dönerse iyi. Yani siz ne anlatırsınız? Siz de bahsedin. Siz neler gördünüz mesela? Siz de bu şeyin içindesiniz serada. Hah, biraz pahalı. Şimdi ben fazla karışmam. Ben buna havale ettim oğlana. Havale ettin. Peki iyi mi yapmış oğlan? Ya şu anda memnunuz. Allah aşkına. Ben de çalışırım. Çalışmada bir şey yok. Yenge Hanım'ın saralı. Siz? Valla biz çalışma aşamasındayız zaten. Suyla alakalı ne görüyorsunuz? Geçen sene su, göre. Su, evet. Abi yani geçen sene benim sondajım kurudu sulama yapmaktan. Evet. Yani. Bu sene hiç öyle bir şey daha. Yani sondajı kurutmadan yaz aynen döneminde bu hale getirebildik. Aynen öyle. Şimdi gelelim pahalılık konusuna. Onu şakasına söyledim. Normalde kaliteli yok, ürün her zaman pahalıdır. Üreticilere biz burada her zaman söylüyoruz. Bir üründen aldığınız sonuç önemli. Aynen öyle. Ben onun siz ne verdiğiniz ne aldığınız önemli. Aynen. Ki rekor gelişim bir toprak düzenleyici, bir ilaç, bir gübre evet, değildir. Burada seranızda kullandınız. Evet. Bu seneki şartlar zorlu olmasına rağmen 1, evet, 1 Ağustos'ta diktiniz. Evet. Bugün 19 Eylül. Yani her adam 2018 bu şekle getirebildik. Evet. Geçen sene sondajı kurutmuştuk. Aynen. Bu sene kurutmadık. Şu anda bir şey yok Allah'a. Artı mahsulümüz var. Hasata gelmişiz. Evet. Burada ne kadar bir erkencilik görüyorsunuz? Yani başka ekenler var mı çevrenizde kıyaslayabildiğiniz? Ya, bir erkencilik kıyaslaması yapabilir misiniz? Ya erkencilik şimdi bu çeşitten eken yok, onun için kıyaslayamayız. Anladım. Çevrenizde yok. Yani kıl eken yok burada. Kıl eken en yok. Azından bu çeşitten de. Peki kılla ilgili zorlukları nelerden bahsediyorlardı? Var mıydı zorluk? Kılın toplamasından bahsediyorlar. Toplamasından. Döktüremezsin dediler. Döktüremezsin. Döktü mü? Şu anda iyi. Şu döktü. Anda. Şöyle görünüyor. Yani bu kırımda biraz ayıtlama yapacağız. Öbür kırımda tonajı malzeme toplayacağız. Şöyle gösterelim biraz daha ileri doğru. Bu çiftlerden ne tutturursam yeter bana. Çiftlere tuttursak yeter diyorsunuz. Şuralardan da gösterelim. Şöyle. Yani tuttuğumuz zor dedikleri bir biber. Şöyle evet, alttan şu sırayı da şöyle çekelim. Şöyle işte, gösterelim. Işte soğuk sever dediler. Soğuk sever dediler ama aynen. Rekor gelişinde herhalde bu iş olduğu gibi gözüküyor şu anda. İşte dedim ya, ya bu kışlıkta da kullanalım dedim. Yani baharda, kışlıkta ne yapmayı düşünüyorsunuz bu kışlıkta sene? Kışlıkta ben kabak dikerim. Kabak dikeceksiniz. Yani bunu söktüğüm zaman kabak. Normal şimdi kabak konusunda da rekor gelişim 2008 yılından beri üretiliyor. Özellikle kabağın su tutması önemli. Yani sürekli su yapılan, gübreleme yapılan Antalya'nın şey, diğer sera yapılan yerlerindeki kabak üreticilerinin videolarını da izleyebilirsiniz. Siz de izleyebilirsiniz onları. Rekor gelişim öncelikle Taşağıl, Serik, Antalya bölgesi ve Türkiye'deki... Sadiye ben önceden çok dedim, getir demedim. En sonunda nasıl olduysa getirdi. Getirdi. Bir senedir diyorum ben bunu. Şimdi kabağı tohumunu mu? Yok. Şey. Yok. Rekor gelişimle alakalı konuşuyor. Peki şöyle söyleyeyim. Müşteri olarak rekor gelişimi siz istediniz.
Evet. Ve o satıcı da bayi oldu. Aynen öyle getirdi. O getirmese ben bir şekilde sizin telefonunuzu bulup getirtecektim. Burada önemli olan mesele müşterinin bir satıcıya ürünü getirttirip sattırabilmesi. Ben zaten beğendiğim ürünleri bir şekilde giderim gübreyse gübreciden isterim. Siz bizi izlemiş miydiniz daha önce? İzliyordunuz. Takip ediyorum. Ben takip ediyorsunuz. İnternetten araştırdım, şey yaptım, bayağı bir araştırdım. Dedim Sadi'ye dedim getirdim. En son? Serik'te böyle soruşturdum, kimse de yok. Kimse de en yok. En sonunda nasıl oldu? Sadi getirmiş, öyle yapalım. Bayimiz oldu sizin ısrarınız üzerine. Aynen. Peki rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Öncelikle Taşal, Serik bölgesi, Türkiye'deki sera üreticilerine. Ya şu neticeye bakılınca bizim bir şey dememize gerek yok. Bir şey dememize gerek yok. Normalde şu yayılmayı sağlamak için ben siyah bu yayılmayı bir şekilde çektik. Aynen. Kuşamba bile çektim. Şöyle şu gübreyi aldıramadım. Şöyle gelin siz de anlatın. Yani işte dediğimiz şu suyun yayılması var ya. Suyun yayılması. Onun için siyah kuşamba çektik gübre tabanına. Şimdi, ona rağmen bu nemi, bu tavı yakalayamadık. Bu tavı yakalayamadınız. Ancak bu yayılma ne zaman olurdu? Kışın su yüzeye gelince yüzeye geldiği zaman oldu. Şimdi rekor gelişip bir toprak düzenleyici zaten. Amacımız burada toprağı düzenleyerek hava almasını sağlamak. Diktiğiniz fidenin saçak yapması, kök yapması, verdiğiniz suyun toprakta emilmesi. Bunları zaten sağlatmışız. Evet. Bu sayede de hem gübreyi daha etkili kullanmış oluyorsunuz. Zamanı, gelişmesi gereken zamanı, meyve tutumunu, her şeyi dengeli sağlamış oluyorsunuz. Evet. Burada herhangi bir aksamım olmadığı için de erkencilik sağlıyorsunuz hem de verimi kaliteli bir verimle devam ettiriyorsunuz. Şamandan tasarruf. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Burada sudan elektrikten benim çok şey avantajım var bunu biliyorum. Sudan elektrikten avantajımız var. Yani iki tane dinamo çalıştırıyorum ben. Neymiş bu ya demesin üreticiler. Biz 10 yıldır 2008'den beri. Denesinler. Bazen diyorlar ya her derde devam mucize mi diyorlar ama. Siz onu de, biz de diyorduk seyrettikçe televizyonda şimdi, göre yok artık falan yok artık diyorduk. Falan. Hani görünce... Yani şu öyleymiş. Şu an öyleymiş. Abi denemeleri lazım. Denemeden şimdi ben denesinler. Yani ben denedim. Biz de zaten üreticilere her zaman mutlaka bir şahit bırakmalarını istiyoruz. Aynen. Bize güvenen ya da satan bayiye güvenenler her yerinde kullanıyorlar. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Buradan size ekranlardan böyle izleyecekler. Böyle farklı ürünlerimiz olursa bizi de böyle İnşallah gösterirsen. Yani ürünümüz zaten yerli bir ürün. Yani böyle şey herhangi bir şey de yok. Biz araştırmadan görelim de yani araştırırız, birini buluruz, birini bulamayız. Sıkıntı oluyor bizim için. Hı-hı. Önemli olan gübre değil, gübreyi nasıl aldırdığın, faydasını nasıl çoğalttığın o önemli. Çok gübre de toprağa sakatlıyor, bitkiyi sakatlıyor. Gübrede, doğru, şimdi çalışmayan, şimdi mesela çalışmayan yani alamadı, bir toprakta, her gübre toprakta tersine dönüyor. Faydalı bile olsa, ya çalışmayan şimdi, bir gübre faydalı bile olsa toprağınızda birikinti yapıyor, ya sıkıntılaşma şimdi yapıyor. Şöyle, ben sana sor. Evet. Senin karnın şöyle top. Gelelim. Şöyle senin karnın top. Evet. Ne yiyeceksin? Hatta fazla hiçbir şey yemezsin. Yani, o da toprak. Yalnız laf kısası. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Seralarınızı gezdirdiniz. Şöyle bakalım. Sağ olun. Şöyle. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.